Peki, mütercim tercümanlığın geleceğini sormuş Ayşe Yanık. Diyor ki, geleceğin mesleklerindeki yeri nedir? Oğlum dilde 7665. olmuş. Hacettepe bakıyormuş. Mesela güzel. Size gelse burslu gelebilir mi? Tam burslu olursa neler oluyor? Gelir. Onları da bir anlatalım. Şimdi... Tek tercih yapacakmış yalnız. Bir dakika Ayşe Hanımcığım. Neden nasıl o kadar? Yani? Sadece onu mu istiyor? Başka bir şey hiç mi istemiyor? Mütercim tercümanlıkla ilgili çok güzel üniversiteler var. Hacettepe çok güzel bir okul. Katılıyorum ama hani tek tercih oldu da yığılma oldu bu sene, giremedi. Onu kaldırabilecek mi? Onu bir konuşun onunla. Evet. Şimdi tek, bizi de tercih edebilir. Tek tercih çok yapmak çok riskli bir şey. Ben Hacettepe mezunuyum. Evet. Yani çok da güzel bir okul elbette ki. Ama umarım arkadaşımız başarılı olur ve orayı kazanır. Ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi bilineni seçmek çok kolay. Bilinmeyeni seçmek biraz daha aslında marifet ister. Şimdi biz yeni kurulan bir üniversiteyiz, evet o doğru. Ama biz kendimiz yeni değiliz. Yani eğitim kadrosuna bu sektörde, bu sektörde 25 yıl hoca olarak çalışıyoruz. O nedenle arkadaşlarımıza tabii ki kadroya bakmalarını ve nasıl bir eğitim verileceğini görmelerini gerekiyor. Biz tabii çok heyecanlıyız çünkü yeni bir üniversite kuruyoruz. Her ne kadar başka yerlerde daha önce çalışmış olsak da hep eksik gördüğümüz, olmasını istediğimiz evet. Şeyleri burada bize oluşturma şansı verildi. Ve biz bütün eksiklere bakarak tamamladık müfredatımızı. O nedenle de öğrencilerimize çok rahatlıkla bizi de yazmalarını öneriyoruz. Çünkü bizim kadromuzda şöyle bir şey var. Gerek kuramsal olarak, gerek pratik olarak bütün hocaların bir arada olduğu bir bölüm burası. Yani piyasada konferans çevirmeni olarak çalışıyor olan ama aynı zamanda da akademik kariyer yapmış hoca bulmak çok zordur. Bizim hocalarımızdan iki tanesi hem piyasada çalışıyor, yani konferans çevirmeni olarak yıllarca çalışmış ama aynı zamanda master'ını ve doktorasını da yapmış. Tabii ve akademisyenlik de yapıyor. Tabii biz Habertürk TV'deki yayınlarımıza geliyor evet. Özüm Hoca. Evet. Simultane evet. Tercümeye geliyor. Evet, evet. Piyasada yani, da çalışıyor. Aynen, şimdi Özüm Hocamız var. Ezgi Hocamız keza öyle. Hatta evet. Rana Hocamız da var. Yani üç hoca var. Hani hem piyasada çevirmenlik yapıyorlar, şimdi işleri bu, yapıyorlar. Bu öğrencilerimiz için çok önemli. Evet. Yani sadece ben zaten İngiltere'de yıllarca çevirmenlik yaptım mahkemelerde. O nedenle öğrencilerimiz için hem akademisyen olarak hocayı görüp ama aynı zamanda da pratiği bilen bir hocayla karşılaştıkları zaman o zaman her iki açıdan bakabiliyorlar olaya. Çünkü hoca her iki yeri biliyor. Bu nadir bir şeydir. Evet. Peki bu piyasada olup ya da bu mesleği seçen arkadaşlarımız istihdam konusunda ne bekliyor onları? Ne bekliyor hocam? Çok yani bu mesleği seçen arkadaşlar şanslı. Çünkü her zaman yabancı dile ihtiyaç vardır. Özellikle artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dünyayla iç içeyiz. Ve Türkiye gelişmekte olan bir ülke, hatta son zamanlarda gerçekten yurt dışında da belirli yerlere gelmiş ülke olarak tanınıyoruz. O nedenle en ufak bir işletmeden en büyük bir holdinge kadar, en ufak bir konferanstan en büyük sempozyuma kadar, en ufak bir eğitim yuvasından üniversiteye kadar, bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne kadar bütün bu yelpazelerde öğrencilerimiz iş bulabilirler. Yani çok böyle dar açıdan bakmamamız gerekiyor. Ha, çevirmen olacağım, ne yapacağım? Çevirimi yapacağım sadece. Çeviri demek aslında bütün kültürü algılamak, birçok alanda bilgi sahibi olabilmek ve o nedenle de hep şunu söylüyoruz. Bizim üniversitemizde ve birçok başka üniversitede yan dal ve çift ana dal olduğu için öğrencilerimizi hep ona yönlendiriyoruz. Başka disiplinlerden de beslenmelerini istiyoruz. Evet. Çünkü yan dal ve çift ana dal sayesinde arkadaşlar diğer bölümlerden de ders alarak kendilerini daha da geliştirip o zaman bir holdingde sadece çevirmen olarak değil, işletmeci olarak da çalışabilir, ileride yöneticiye kadar evet. da gelebilir. Çünkü o yazışmaları, yabancılarla görüşmeyi,
bütün bunlara ona ihtiyaç olacaktır. Ve aynı zamanda da o holdingin felsefesini de öğrenerek çocuğumuz CEO'ya kadar gidebilir. Evet. Yani çok dar bakmamak lazım. Ben de şunu ekleyebilirim. Lütfen belki. Hocam. Sadece ulusal açıdan değil çevirmenlerin meslek seçenekleri. Artık uluslararası çalışıyor çevirmenlik mezunları. Aynen öyle. Yani Türkiye'de olup yurt dışında bir projede yer alabiliyor. Hı hı. Evinden bunu çok çeviri projesi yöneticiliği yapıyor. Yani sadece ulusal bağlamda değil, uluslararası piyasalarda öğrenciler iş bulabiliyor. Oralardan gelir elde edebiliyorlar. Yani bu çevirmenlik ve belki dil edebiyat mezunlarının bir avantajı uluslararası platformlarda iş bulabilmek ve yer alabilmek. Evet. Pan Edebiyat Fakültelerinden niye bu kadar korkuyorsunuz arkadaşlar? Temel bilimler, eğer bu ülkede temel bilimler biter ise ülkede bilim üretemeyiz. Temel bilimlerden şimdi hepiniz iş garantisi olan yerlere gireyim diye bakıyorsunuz ama bu arada YÖK'ün bursları var biliyorsunuz temel bilimlerle ilgili. Bu sene felsefeyi de eklediler. Size cep harçlığı veriyorlar tercih listenizde yazdığınız yere göre. Ben temel bilimleri çok önemsiyorum ve hocam biraz önce çok güzel bir şeyden bahsetti Şirin hocam. Diyor ki yan dal, çift ana dal gibi fırsatlar var. Temel bilimde okuyan arkadaşlarımda da bu fırsatlar var. Gireceğiniz üniversitelerin mutlaka bu alanlarına bakın. Hani çift ana dal ne yapabilirim, yan dal ne yapabilirim? Okurken kendimi neler eklerim? Her Fen Edebiyat Fakültesi mezunu temel bilimler okumuş arkadaşımın işsiz kalacağı gibi bir önyargı yanlış bir önyargıdır. Nasıl mezun olduğunuzla ilgili ben size söyleyeyim, bizim sektörde tanıdığım en iyi editöryel ekip mesela Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Ve çok var çalışan. Hani iyi mezunsan işini bulursun. Lütfen şimdi, o temel bilimlere karşı bu önyargınızı çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten bir ülke temel bilimler konusunda zayıfladığı zaman eğitimde başka alanlarda ne kadar güçlenirsen güçlen çöker sistem. Temel bilimlerimizi hep sağlam tutacağız. Bursları da sakın şey yapmayın, kaçırmayın. Şimdi